Bugünlerde tasarruf tedbirleri konuşuluyor. Tam da bugünlerde Diyanet İşleri Başkanımızın 6. makam aracı aldığını öğreniyoruz. A6 şeklinde. Herhalde 7.si A7, 8.si A8 olacak. O şekilde devam edecek. Biz Diyanet İşleri Başkanı'nın açılışını yapmaya gittiği camilerden daha fazla parayı yolda giderken harcadığını biliyoruz. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın açılış yapmaya giderken harcadığı para açılışın yaptığı camiden daha fazla. Yine yakınlarına işte araçlarını tahsis ettiği, Ordu Üniversitesi'nde yakınlarını istihdam ettiği ile ilgili çok sayıda daha önce şikayet de vardı. Diyanet İşleri Başkanı biliyorsunuz hiçbir hutbede bütün görev süresince 10 Kasım dahil Atatürk'ün adından bahsetmedi. Yine Atatürk'e hakaret eden, 10 Kasım'da Kenef'e giden diyen adamı gitti evinde o meczubu hem de Diyanet İşleri Başkanı'nın üniformasını giyerek gitti orada onore etti. Bu şekilde tartışılan bir kişi şimdi de tutmuş 6. makam aracını alıyor insanlar açlıkla imtihan edilirken. Bakara suresi 155. ayette Allah-u Teala diyor ki sizi diyor mutlaka fakirlikle imtihan edeceğiz. Sabredenlere cenneti müjdele diyor. Herhalde bu müjdeden faydalanmak istemiyor Ali Erbaş. Çünkü daha önceden de TOKİ kredisi kullanıp da ev alanlara da cenneti müjdelemişti. Kendisi Allahu Teala'nın ayetinden müjdeden faydalanmak istemiyor. Çünkü o cenneti bu dünyada yaşamayı tercih etmiş gözüküyor bu kadar mal mülk içerisinde, bu kadar makam saltanat içerisinde. Yine Arapça bilmediği ortaya çıktı. Duaları okurken törenlerde bile avucunun içerisine yazıp da oradan okuduğunu görüntüleri ortaya çıktı. Yani öyle bir enteresan dönem yaşıyoruz ki yani ekonomiyi ışık saçan gözlerden emekli ve memur maaşlarını İstatistik Kurumu'nun yalan yanlış sözlerinden yönetilen bir ülkede maalesef Diyanet kurumumuz da ele yazılan kopyalardan ve Arapça bilmeyen Diyanet İşleri Başkanları tarafından yönetiliyor. Yani maddi dünyamızda, manevi dünyamızda perişan olmuş durumda. Nereye kadar böyle gideceğiz bilemiyorum. Yani Bakara suresinin 155. ayetinden Diyanet İşleri Başkanı muaf mı oluyor? Yani herkes fakirlikle imtihan edilirken Diyanet İşleri Başkanı bir başka bir şeyle mi imtihan ediliyor? Maalesef oldukça herkes için rahatsız edici, AK Partili seçmen için de rahatsız edici, benim için çok daha fazla rahatsız edici. Çünkü kendisi Ordulu, Ali Erbaş'ın Ordulu olmasından utanıyorum, hemşerim olmasından diye daha önceden bir açıklama yaptım bu gibi nedenlerden dolayı. Sonra ben bir anda yarım saat içinde Twitter'da TT oldum. Ya bu nasıl olabilir diye bir baktık. Yapılan paylaşımların %97'sinin troll hesap olduğu ortaya çıktı. Yani bir troll ordusu da besliyormuş. Yani Ali Erbaş'ın sadece bir makam filosu, araç filosu yokmuş, bir de troll ordusu varmış beslediği. Onu da o zaman görmüştük. Bakalım bu konuşmalarımdan, bu açıklamalarından sonra nasıl bir yöntem bulacak. Derhal görevinden istifa etmesi lazım. Yani Arapça bilmeyen, duaları avucun içerisine yazdığı kopyadan okuyan ve de bu kadar insanların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde tutup da makam aracı saltanatı süren hem de dinimizin emirlerine rağmen israf ve tasarruf konusundaki dinimizin emirlerine rağmen bu konuda da bu şekilde tutumunu devam ettiren Ali Erbaş'ın derhal görevinden ayrılması lazım. Ya azledilmesi lazım veya eğer biraz düşüncesi ve onuru varsa istifa etmesi lazım.